Anadolu'nun ücra bir köşesinde, en zor şartlarda dahi Kur'an öğretiminden vazgeçmeyen, Kur'an aşığı bir din görevlisi. 2000'e yakın hafız yetiştirmiş, okuttuğu öğrencilerini kendi haline bırakmamış, onların hayatlarına yön veren kamil bir mümin. Kur'an'ın ahkamını hayatına ve okuttuğu öğrencilerine aktarmaya çalışan öncü bir alim. Vahnaslı Yusuf Aydın Hoca Efendi. Yusuf Aydın, 1930 yılında Erzurum'un İspir ilçesi Soğuk Su eski adıyla Vahnas köyünde doğar. Babası Tayfur Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Yusuf Aydın, hafızlığını doğduğu köy olan Soğuk Su'da tamamlar. Öncü alimler görev yaptıkları yerin il, ilçe veya köy olmasına bakmaksızın vazifelerini icra etmişlerdir. Bu alimlerden birisi de kendi köyünde ilim ve irfanın öncüsü Yusuf Aydın Hoca Efendi'dir. Yusuf Aydın'ın babası Tayfur Efendi ailenin tek çocuğudur. Babası erken yaşta rahmeti rahmana kavuşmuştur. Yetim olarak büyüyen Tayfur Efendi, Osmanlı'nın zor zamanlarında askere gider. O zamanla ilgili şöyle bir hatıra bütün köylülerin dilindedir. Annesi Hatice Hanım'a köylüleri, "Bizim çocuklarımız çok, onlardan birisi savaşa gidip geri dönmese de belki diğerleri geri döner. Ama senin bir çocuğun var. Sen bu oğlunu askere gönderme. Savaşa gider, geri gelemezse senin artık dünyada kimsen kalmaz," derler. Bunun üzerine gönlünde vatan aşkı ve bayrak sevgisini barındıran Diyar-ı Rum'un Anadolu olarak isimlendirilmesine vesile olan bir anne, Hatice Hanım, sarsılmaz imanı ve Rabbine olan tevekkülüyle köylülere şöyle bir ders verir. "Allah birleri bin eder. Belki çok olanlardan o kadar hayır göremezsiniz. Nice azlar vardır ki bereketlenir. Biz Allah'a dayanır ve ona güveniriz." Tayfur Efendi annesinin dediği gibi 7 yıl cephede savaşır ve sağ selamet köyüne geri döner. Tayfur Efendi askerlik dönüşü Emine Hanım ile evlenir. Bu evlilikten 2 erkek, 5 kız olmak üzere 7 çocuğu dünyaya gelir. Bu çocuklarından biri de Yusuf'tur. Tayfur Efendi bir gün kendi köyünde bulunan camide bölgenin önemli hocalarından büyük hafız lakaplı Ali Gültekin hocayı dinler. Okunan bu Kur'an'ın etkisiyle evine döner, gece teheccüd namazı için kalkar, namazı kılar, ellerini semaya açar ve şöyle niyazda bulunur: "Ya Rabbi, hiç değilse evlatlarımdan birini bugün dinlediğim Hoca Efendi gibi hafızı kelam olmasını bana nasip eyle. Bu duamı kabul edersen senden başka bir şey istemem ya Rabbi." Çok samimi, hasbi bir duada bulunur. İşte Yusuf Aydın Hoca Efendi babasının içten ve samimi olarak yapmış olduğu bu duanın karşılığıdır. Zira Yusuf daha küçük yaşına rağmen konuşması, tavrı ve takvasıyla akranları arasında öne çıkan bir çocuktur. Sanki o Anadolu ifadesiyle büyümüş ve küçülmüş gibidir. 1942 yılında bölgenin önemli simalarından biri olan Ali Gültekin Hoca da hafızlığını tamamlayan Yusuf Aydın, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumak ve İslami ilimler öğrenmek üzere babasıyla İstanbul'a gider.
Tayfur Efendi ileri görüşlü bir insandır. Oğlunun hafız olmasıyla yetinmez. Onun Kur'an-ı Kerim'i daha güzel bir eda ve sedayla okumasını arzu eder. Bunun için İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul'a küçük Yusuf'u ile gelen Tayfur Efendi, biricik oğlunu devrin en önemli üstadları arasında yer alan kesik bacak İsmail Efendi'nin yanına bırakıverir. Artık küçük Yusuf İsmail Efendi'ye teslim edilmiştir. Genç Yusuf kesik bacak İsmail Efendi'nin yanında 3 yıl kıraat dersi alır. Önce talim ve tasih-i huruf eğitimi alır, sonra da aşere ve takrib okuyarak ilmi kıraatten icazetini alır. Yusuf Aydın Hoca İsmail Efendi'nin yanında derslerine devam ederken bir yandan da kendisine teslim edilen öğrencileri okutur. Küçük yaşına rağmen Yusuf Hoca ders okutmanın yanında talebeye yeme, içme ve benzeri işlerde de yardımcı olur. Yusuf Aydın Hoca'da bitmez tükenmez bir ilim aşkı vardır. İstanbul'dan köyüne döndükten sonra kısa bir süre Vaşkin köyünde imam hatiplik yapar. Ancak bu ilim aşkı 1956 yılında onu Of'un Çalek köyündeki Hacı Dursun Efendi'nin medresesinde talebe olmaya yönlendirir. İlmi kıraat derslerini İstanbul'da tamamlayan ve icazetini alan Yusuf Aydın Hoca köyüne geri döner. Doğduğu topraklara döner dönmez Yusuf Aydın 6 ay Çaydere köyünde imam hatiplik yapar. Bu arada Fidan Hanım'la evlenir. Bu evlilikten biri erkek, dördü kız olmak üzere 5 çocuğu dünyaya gelir. Takdiri ilahidir ki Yusuf Aydın Hoca askerliğini kendi memleketi olan Erzurum'da yapar. Askerlik onun sadece vatan görevini yaptığı bir zaman dilimi değildir. Her fırsatta talebe okutmaya gayret gösteren Hoca Efendi, askerde de isteyen tüm er ve erbaşlara Kur'an-ı Kerim öğretir. Yusuf Hoca, askerlik dönüşü civar köylerden biri olan Çapans köyünde imam hatipliğe tekrar başlar. Bir yandan imam hatiplik görevini sürdüren Yusuf Hoca, diğer yandan da camisinde devrin önemli eserleri arasında yer alan ve vatandaşların öğrenme gayretinde oldukları Mızraklı İlmihal'den fıkıh dersleri okutur, vaazlar verir. Bununla da yetinmeyen Yusuf Hoca, Kur'an eğitimi almak isteyen herkese ayrı ayrı vakit ayırır ve onlara Kur'an-ı Kerim dersi verirdi. Zira Yusuf Aydın, babası Tayfur Efendi'nin şu nasihatını hayatı boyunca kendine şiar edinmiştir. Oğlum, nerede görev yaparsan yap, mutlaka bulunduğun her yerde Kur'an hizmetini aksatma. Senden Kur'an öğrenme arzusunda olanları geri çevirme. Görev almasına rağmen Yusuf Hoca'yı düşündüren bir husus vardı. İlmi kıraat eğitimini tamamlamıştı. Osmanlıcayı da iyi bilmekteydi. Ancak Kur'an'a nüfuz edecek kadar bir Arapça bilgisi yoktu. Kendi kendine imam hatiplik görevine Arapça öğrenmeden devam edilmez diyerek görevini bırakır. Tekrar ilim yolculuğuna revan olur. Bu yolculuk kendisini Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çalek köyüne kadar götürür. Yusuf Aydın Hoca Of'un Çalek yani Sıra Ağaç köyüne yürüyerek gider. O devirde bu köyde medrese usulü eğitim veren Osmanlı'nın son müderrislerinden Hacı Dursun Efendi vardır. Yusuf Aydın Hoca Dursun Efendi'nin adını çokça duymuştur.
Dursun Efendi'nin yanına varır, talebesi olmak istediğini Hacı Dursun Efendi'ye iletir. Ancak medresede yer yoktur. Bunun üzerine Dursun Efendi'ye, "Hocam, yeriniz olsun olmasın, ben dışarıda da yatarım. Ancak burada kalacağım ve okuyacağım. Yeter ki siz beni kabul edin ve beni okutun." Hocamız bu sözüyle beraber ilim öğrenmekteki kararlılığını Hacı Dursun Efendi'ye aktarmış olur. Dursun Efendi talebesinin bu kararlılığından çok etkilenir ve onu medresesine kabul eder. Yusuf Aydın Hoca 7 yıl süren medrese eğitimini Dursun Efendi'nin yanında tamamladıktan sonra doğduğu topraklara tekrar geri döner ve 1963 yılında ilim tahsili için ara verdiği imam hatiplik görevine tekrar başlar. İspir'den ilim tahsili için Hacı Dursun Efendi'nin medresesine gelen 30'a yakın talebesi 7 yıl süren eğitimin ardından İspir'de yapılan törenle icazetlerini alırlar. Hacı Dursun Efendi, Yusuf'um dediği bu ilim ve takva sahibi talebesi Yusuf Hoca'ya dönerek, "Evladım, bütün umudum sensin. İnşallah sen İslam'a büyük hizmetler edeceksin," der. Dursun Efendi icazet merasiminde kısa bir konuşma yapar. Orada bulunanlara, "Bundan sonra beni ziyaret için Of'a gelmeyin. Talebem Yusuf'um burada, onu ziyaret ediniz," der. Bu kısa konuşmanın ardından sözü talebesi Yusuf Hoca'ya verir. Yusuf Hoca bu merasimde yaklaşık 45 dakikaya yakın bir vaaz ve nasihatta bulunur. Yusuf Aydın Hoca 1969 yılında doğduğu köy olan Soğuk Su'ya döner. Bu köy hocamızın hizmetlerini her geçen gün artırarak devam ettireceği yerdir artık. Yusuf Aydın Hoca kendi köyünde imam hatipliğe başlayınca köylülerden bir Kur'an kursu yapmalarını ister. Köylüler memnuniyetle bu işe girişirler. Yoğun bir çalışmanın ardından 40 kişinin yatılı olarak kalabileceği bir Kur'an kursunu faaliyete geçirirler. Soğuk Su Köyü, diğer adıyla Vahnas, artık bir eğitim yuvasına dönüşür. İlk yıl bu kursa 30 kişi alınır. Ancak Yusuf Hoca'nın hizmetleri civar köy, ilçe ve illerde duyulmaya başlayınca insanlar çocuklarını birer birer onun yanına getirmeye başlarlar. Talebelerin sayısı 70'i aşınca artık kurs bu yoğunluğu kaldırmaz. Köylüler kendi aralarında karar verirler. Köye gelen ve kursta yer bulamayan her öğrenciye kendi evlerini açarlar ve talebelerini bağırlarına basarlar. Öyle ki bu talebeler misafir olarak kaldıkları evde yiyorlar, yatıyorlar ve aynı zamanda çamaşırları da bu hane sahibi hanımlar tarafından yıkanıyordu. Zira bu durum köylüler tarafından bir rahmet ve bereket kaynağı olarak görülüyordu. Bu olaya şahitlik eden Yusuf Hoca bir gün görev yaptığı cemaatine şu konuşmayı yapar: "Ben inanıyorum ki Vahnas'ta yapılan bu Kur'an kursuna verdiğiniz destek, talebelere yaptığınız erzak ve malzeme yardımı inşallah sizin cennete girmenize vesile olacaktır." Vahnas'ta yapılan bu Kur'an kursu ile Yusuf Hoca'nın evi birbirine uzaktır. Hocamız gece yarısı kalkar kursa gelir, talebelerin üstünü örter, varsa hasta olanlarla bizatihi kendisi ilgilenirdi. Bir defasında ona yakın öğrencisi hastalanır. Yusuf Hoca çok zor durumdadır. Zira Vahnas Köyü'nün 1986 yılına kadar
doğru düzgün bir yolu bile yoktur. Gece yarısı hastaneye götüremediği talebelerinin hallerine çok üzülür. Bir taraftan talebelerinin şifa bulması için koştururken, diğer taraftan da ellerini semaya açar, gözlerinden yaşlar süzüldüğü halde Rabbına niyazda bulunur. Rabbimizin inayeti ve onun Şafi isminin tecellisiyle bu öğrenciler şifaya kavuşurlar. Yusuf Aydın Hoca, Kur'an kursunun eğitim öğretiminin ara vermeden devam etmesi için canla başla çalışır. Bu kursa ülkemizden, hatta yurt dışından nice yardım gelir. Yusuf Aydın hocamız Kur'an kursu hizmetlerinin devam etmesi için çaba gösterirken yanından hiç ayrılmayan, kendini Kur'an kursuna adamış bir arkadaşı da vardı. Bu kişi Hacı Hanefi'dir. Hacı Hanefi bir kuruş para almadan sadece Allah rızası için bütün civar köyleri dolaşır, toplanan bu yardımları kursa ulaştırırdı. İşte bu günlerden birinde kursun en temel gıda maddeleri olan un, yağ ve şeker biter. Elde nakit para da yoktur. Kur'an kursunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Erzurum'da bir esnaf arkadaşını ziyaret eder. Esnaf içinde bulunduğu mali sıkıntıları öne sürerek yardım yapamayacağını uygun bir dille Yusuf Hoca'ya aktarır. Yusuf Hoca üzgün bir şekilde oradan ayrılacak iken içeriye elinde belgelerle bir kişi giriverir. İçeriye giren bu kişi kamyon şoförüdür ve İspir'in Vahnas köyünü, oradaki Yusuf Hoca'yı arıyorum diye dükkan sahibine talebini iletir. Bunun üzerine o esnaf, aradığın hoca efendi işte şurada oturan kişidir der. Aradığın köy de hocamızın görev yaptığı köydür. Bunun üzerine kamyon şoförü, Allah'ıma şükürler olsun ki sizi buldum hocam. Kamyonda bir kasa dolusu un var. Hayır sahipleri bu unları size ulaştırmamı istediler diyerek emanetleri Yusuf Hoca'ya teslim eder. Anadolu'muzda yaygın olarak kullanılan kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş sözü işte burada tecelli eder. Yusuf Aydın Hoca, görev yaptığı köyünde sadece bir imam hatip değildir. Kimin sıkıntısı olsa onun yanına koşar. Geçimsiz aileler onun vesilesiyle bir araya gelir, küsler onun vesilesiyle barışırlardı. Yusuf Hoca görev yaptığı her yerde olduğu gibi kendi köyünde de halka karşı çok müsamahakar davranışlar sergiler. Onlara yüce dinimiz İslam'ın hakikatlarını öğrettiği gibi ziraattan hayvancılığa, hatta arıcılığa kadar birçok meslekte rehberlik yapar. Maddi imkanı zayıf olan ailelere yardım eder. Nerede bir yetim, öksüz ve dul varsa mutlaka onlara yardımcı olurdu. Köylüler de kendilerine hizmet veren gönül dostu hocalarının ahlakıyla ahlaklanmanın gayreti içerisindelerdi. Tıpkı hocaları gibi onlar da kursun talebelerini evlatları gibi bilmişler. Köye kim gelirse gelsin, yedirme, içirme, misafir etme hususunda son derece cömertlik sergilemişlerdir. Hasta olan, askere giden, düğün yapan, gurbete giden mutlaka Yusuf Hoca'nın yanına uğrar. Yusuf Hoca'mız az çok demeden onların ihtiyacını görüp onlara yardımcı olmaya gayret ederdi. Aileler, köylüler, hatta civar köylerin arasında çıkan kavga ve tartışmalar hep onun sayesinde sulhle sonuçlanırdı. Günün birisinde görev yaptığı köyün yakınlarında bulunan
iki köy ahalisi arasında mera yüzünden bir kavga baş gösterir. Bu husumet belli bir süre sonra taşların atıldığı, sopaların sallandığı, bıçakların çekildiği bir kavgaya dönüşüverir. Artık iki köyde de huzur kalmaz. İşin içinden de kimse çıkamaz. Durum Yusuf Aydın Hoca'ya ulaşınca köyünden kalkar ve iki köye de ayrı ayrı ziyaretlerde bulunur. Camilerinde namaz kıldırır, vaaz ve nasihatlarda bulunur. Köyün ileri gelenlerini bir araya toplayarak barışın sağlanmasına vesile olur. Neredeyse birbirlerinin canına kastedecek durumda olan ahali arasında Yusuf Hoca'nın gayretiyle huzur sağlanmış, barış temin edilmiş olur. Yusuf Hoca'nın yetiştirdiği fidanlar Allah'ın izniyle büyür ve her birisi meyveye durur. Vatanımıza, milletimize ve ümmeti Muhammed'e hizmet sunan bir gönül insanı haline gelirler. Yusuf Hoca'nın 2000'e yakın hafızı vardır. Bu hafızlar ülkemizin dört bir yanında görev almışlardır. Her bir talebe yetiştiği kursu asla unutmamıştır. Hatta bu talebelerin yardımlarıyla 1969 yılında yapılan ve gün geçtikçe ihtiyacı karşılanamayan Kur'an kursu yenilenmiş, idamesine, ikamesine ve ihyasına talebeleri vesile olmuştur. Kur'an kursunun yenilenmesi için Yusuf Hoca arkadaşlarıyla beraber Ankara'ya gelir. Talebesi Halim Akso'ya misafir olurlar. Hocasının isteğini yerine getirmek üzere zaman kaybetmeden hemen çalışmalar başlar. O kadar büyük bir meblağ araya getirilir ki Yusuf Hoca bu durumdan çok memnun kalır. Ve şu sözleri söyler: "Evladım, sen hafızlık yaparken ben senden çok umutluydum. İnşallah benim yaptığım bu vazifeyi senin alıp götüreceğini düşünüyordum. Sen bu yolu değil de ticareti tercih edince çok üzüldüm. Kendi kendime ne yapalım, takdiri ilahi böyleymiş dedim. Ancak şu anda senin yaptıklarını görünce okutan değil ancak okuyanlara destek olduğunu anladım. Bunun için Rabbıma şükrediyorum." İşte öncü alimlerin yetiştirmiş olduğu talebeleri hem ilim dünyasında ve hem iş dünyasında örnek hizmetlere vesile olmuşlardır. Yusuf Aydın Hoca belki bir köyde yaşadı ve nihayetinde kendi köyünde de baki aleme göç eyledi. Ancak yürüttüğü hizmetler, yetiştirdiği talebeler vesilesiyle başta bulunduğu coğrafyada, sonra ülkemizde her bir din görevlisinin kendisini örnek alacağı bir hayat yaşadı ve müminler nezdinde hoş bir sada bıraktı. Yusuf Hoca bir dağın başında iki taşın arasında kurulmuş bir köyde, yani Soğuk Su Köyü'nde Cenab-ı Hakk'ın izni ve köylülerin desteğiyle bereketli hizmetler yürüttü. Ovit yaylalarından atlarla Kur'an kursuna yakacak odun taşıdı. Hiçbir zorluktan yılmadı. Sıkıntılara asla boyun eğmedi. Rabbine itaatten bir an olsun geri durmadı. Son nefesini verinceye kadar çocukları olarak gördüğü talebelerini okutmaktan bir an olsun geri durmadı. Köyünde başlattığı Kur'an kursu hizmetleri o kadar bereketlendi ki bugün İstanbul Sultanbeyli'de Soğuk Su Kur'an kursunda devam etmektedir. Köyünde başlattığı Kur'an kursu hizmetleri hali hazırda Sultanbeyli'de Soğuk Su Kur'an kursunda oğlu Fethullah Aydın Hoca Efendi öncülüğünde yürütülmeye devam etmektedir. Yusuf Hoca hayatı boyunca vermiş olduğu Kur'an hizmetinde ve din hizmetinde asla
kimseyi incitmeme gayret içerisinde oldu. Örnek bir hayatı yaşadı ve bu alemden göç etti. Bu vesileyle başta Yusuf Aydın hocamız olmak üzere ilim erbabı tüm alimlere ve gönül ehli tüm ariflere yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak hocalarımızın açmış olduğu bu kutlu yoldan yürüyebilmeyi, onların miraslarını gelecek nesillere aktarabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yusuf Aydın Hoca 4 Şubat 1999'da vefat etti. Binlerce seveni ve yüzlerce hafızının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde ömrünün sonuna kadar hizmet ettiği Kur'an kursunun bahçesinde defnedildi.